Merhabalar değerli izleyenler, sanal direktöre hoş geldiniz. Takımların sahaya nasıl çıkacağını sizlerin seçimiyle beraber belirlediğimiz ve Süper Lig'de 11. haftada takımların hangi dizilimle ve hangi 11'lerle sizlerden gelen oylarla belirlediğimiz sanal direktörde bu kez de yine her hafta olduğu gibi Raşit Altun'la birlikte yaklaşık 1 saat boyunca huzurlarınızda olacağız. Hoş geldiniz Raşit Altun bir kez daha sanal direktöre. Hoş bulduk. Değerli izleyenler, önce bir puan durumu ve fikstürü paylaşarak programımıza şöyle enerjik bir giriş yapalım. Puan durumu ekranlara geliyor. Trabzonspor 24 puanla Süper Lig'de lider. Atakış Adayspor, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un yine 20'şer puanı var. İlk 4 bu şekilde. Fenerbahçe 5. sırada yer alıyor. Karagümrük 6. sırada, puanı 18. Galatasaray 8. sırada başlıyor Süper Lig'de, 11. haftaya 17 puanla. Alt sıralarda ise yine heyecan her hafta artıyor. Rizespor 4 puanla son sırada. Gaziantep Giresunspor, ki birazdan Raportav Antalyaspor, Göztepe, Kasımpaşa yine alt sıralardaki yerini muhafaza ediyor. Üst sıralara tırmanmaya çalışıyor bu takımlar. Değerli izleyenler, Süper Lig'de 11. haftanın fikstürü, ki bizler de zaten birazdan Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçını konuşarak programımıza startımızı vereceğiz. Bugün oynanacak Karadeniz derbisiyle 11. haftaya başlayacağız. Kasımpaşa, Öznur Kablayır Malatya Spor, saatler yarın 13.30'u gösterdiğinde 16'da Altay Demir Grup Sivasspor, yine Atakaş Hatay Spor Beşiktaş mücadelesi de yarın saatler 16'yı gösterdiğinde oynanacak. Akşam İttifak Holding Konya Spor Fenerbahçe maçıyla birlikte yarını kapatacağız ve pazar gününe çevrilecek tüm gözler. Pazar günü yine günü öne çıkan maçlarında Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü evinde karşı karşıya geliyor. Ve Süper Lig'de iki maçla birlikte de pazartesi seansıyla 11. haftayı noktalayacağız. Can, bu herhalde biraz bugün heyecanlısın diye düşünüyorum. Yayından önce 5 kere abi unutturma Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamayı dedin, unuttun. Ben de hatırlatmadım sana. Bugün tabii çok özel bir gün, Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. Bir kez daha bizler de Raşit Altun, tabii ki Süper Lig öyle bir takımlar 11'ler derken aklımdan benim de çıkmış olacak ki. Olur, demek ki o kadar da konuştuk seninle. O kadar da konuştuk ama buyurun. Maalesef aklımızdan çıktı. Bir kez de bizler ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlayarak kutluyoruz. Bu cümleyle birlikte de Süper Lig'de 11. haftada Karadeniz derbisi var demiştik. Peki sizlerden gelen oylar ne şekilde ve sizlerden gelen Raşit Altun galiba ekleyeceğim. Önden bir şey daha söyleyeyim. Tabii. Ben maçla ilgili sevgili Can. Şimdi biliyorsun Trabzonspor'la Rizespor hepimiz biliyoruz. Komşu şehir. Evet. Böyle bir çok gereksiz bir husumet vardı iki şehir arasında. Futbol bir oyun. Maçlara kaybedilir, maçlara kazanılır. Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu ve Rizespor Başkanı Sayın Kıran çok güzel fair play açıklamalar yaptı. Onları da Tahir Bey'i de, Sayın Tahir Kıran'ı da, Sayın Ahmet Ağaoğlu'nu da tebrik ediyorum. Maçın tansiyonunu. Yani bu bir oyun, futbol. Sahada oynanacak ve bitecek. Trabzonspor, Rizespor onlarca kere karşılaştı. Bundan sonra da karşılaşacak. Hani maçı, bunun bir futbol oyunu olduğunu unutmamak lazım. Bir spor olduğunu unutmamak lazım. İki başkanı da ben tebrik ediyorum. Buyurun. Bir kez de Raşit Altun, ben de senin aracılığınla Süper Ligimizin iki güzide kulübünün iki başkanına da ayrı ayrı senin de aracılığınla teşekkürlerimi sunayım. Ve sevgili izleyenler, sizler her zaman olduğu gibi yine oyladığınızda %47 ile birlikte 4-2-3-1 dizilimi oylandı. Peki 11 ne şekilde? Her zaman olduğu gibi önce Trabzonspor'un kalecisiyle birlikte startımızı veriyoruz. Uğurcan Çakır. Yani, %100. Evet. Çok az oluyor tabii ama Uğurcan da tabii ligimizde %100 olan geçen sezondan beri ender oyunculardan biri. Sağ bek ekranlara yansıyor. Yani Perez'in yokluğunda Dorukhan'ı herhalde Fenerbahçe maçı ve Göztepe deplasmandaki performanslarını Trabzonspor'la Serkan Hasan'dan önde görüyor demek. Ki bayağı da fark var yani. Dorukhan'ı bir kez daha paylaşalım. Evet. Dorukhan da yavaş yavaş sağ beke sanki. Ama tabii altyapılı, hayır ama Ümit Milli Takım'da Eskişehirspor'da sağ bek oynamışlığı tabii var ama hani genel olarak defans orta saha oyuncusu olarak tabii kariyerin büyük bölümünü yerleden bir isim. Stoper mevkii ekranlara geliyor değerli izleyenler. İşte Trabzonspor'un stoper ikilisi. Burada sezon herhalde boyunca zaten değişmeyen bir. Ligde en az değişen ikili bu herhalde. Evet. En azından büyük takımlar arasında. Sol bek ekranlarınıza yansıyor. %73 ile Dansfield. İsmail Köybaşı her hafta
geride kalmayı devam yani ediyor. Yani normal ama şey olmadı. Yani oynadığı maçlarda performansı açıkçası yeterli olmadı İsmail Köybaşı'nın. Ve iki orta saha. Berat ve Marek Hamşik. Yani bu da enteresan. %28, Berat %33. Yani Marek bilmiyorum Hamşik ben olsam alıyor. Yani Uğurcan ve Dorukhan varken tabii ki Berat da çok özel bir oyuncu ama ben hani Siopis bence hak ettiği değeri görmüyor bizim ligimizde. Alanyaspor'da oynarken de Trabzonspor'da oynuyor yani şimdi. İlk 11'in düzenli oyuncusu değil. Bence çok özel bir oyuncu. Yunan milli takımının da ilk 11 oyuncusu. Hani bilemiyorum. Ben tabii Berat da özel bir oyuncu ama ben Siopis'ten vazgeçmem mesela. Benim kişisel fikrim. Ekranlara gelmeye devam ediyor değerli izleyenler. Bakasetas. Abi Bakasetas nasıl %30 alıyor? Tabii orada çok kişiyle alıyor. Şeye giriyor. Birçok oyuncuyla challenge'a girdiği için. Ama ben yine de daha yüksek alması gerektiği taraftarıyım. Yani şu anda ligin en formda oyuncusu. Bakasetas sevgili izleyenler. Trabzonspor'da 130 oy aldı ve takıma geri dönüşüyle beraber de taraftarlar Bakasetas'ı oynadılar. Abdülkadir Ömür de sevgili yine Cihan. İlk haftalarda hani çok oy almıyordu ama son haftalardaki performansıyla taraftarlar beğendi. Taraftarlardan artık şey aldı diyelim. Bir taraftarla da bir barışması söz konusu oldu zaten. Evet, ortaya koydu performansa beraber değil mi? Cihan Trabzon'da tabii Trabzonlu oyuncuların altyapıdan çıkan oyuncuların hakikaten baskı çok yüksek. Evet. Çok seviyorlar Trabzonlular takımlarını. Çok doğal tabii bu. En büyük baskı da altyapıdan gelen oyuncuların üzerinde oluyor tabii. Ve sol kanat mevkiinde Gervinho yer alıyor değerli izleyenler. %13'te Gervinho yer alıyor. Ancak tabii ki Vakemen'in de %85'e yakın oy aldığını hatırlatalım. Vakemen'in sakatlığı sebebiyle Gervinho o mevkide forma giymesini yani, bekliyoruz. Can deri bir Vakemen de tabii ligin en iyi sol kanat oyuncularından biri. Ve Cornelius %56 ile Trabzonspor'da Abdullah Avcı haftalardır Cornelius'u genel olarak yedek bırakıp maçın son yarım saatinde oyuna sürmeyi tercih ediyor. Acaba Trabzonspor taraftarından bir reaksiyon mu aldı bu olmuş? Yani Trabzonspor taraftarı biraz daha Cornelius'u mu acaba görmek istiyor? Evet görmek istiyor. Ama o tabii hocanın kararına saygı göstermek zorunda bizim gibi sevgili Trabzonlarda. Ama belki bu maç hani Rizespor maçına özel iç saha maçı olabilir diye düşünüyorum ben. Cornelius ilk 11 başlayabilir. Cornelius. Bu akşam başlarsa sürpriz olmaz benim için. Yine Canini'nin de %29 oy aldığını sizlerle paylaşalım. Evet biraz düştü Canini'nin oyu. Canini yetenekli özel bir oyuncu tabii. Ben de beğeniyorum Canini'yi. Ben de beğeniyorum. Yani sanki bence böyle iyi çok bir forvet oyuncu. İki kanatta da oynayabiliyor. Evet. Mesela hani Cornelius tam klasik bir santrafor. Hani Canini sağda solda da oynayabiliyor. Yani bu kadar yıldız ismin arasında sanki Canini biraz da kayboluyor gibi ama. Evet tabii biraz o da var ya. Bir de şimdi yeni transfer gelince her zaman hani taraftan onu görmek istiyor sağda. Evet. Peki Karadeniz derbisinin Rize tarafında değerli izleyenler sizlerden yine bizlere ulaşan oylarla birlikte ekranlarınıza gelmeye başlıyor. 4-2-3-1 dizilimiyle yine siz sevgili futbol severler Rize Spor'un 11'ini %37 ile oyladınız ve kaleci de Gökhan Akkan. Zaten %86 ile. Bence mesela Tarık da önümüzdeki yıllarda hani bilemiyoruz tabii ne olacak kariyeri de iyi bir kaleci olduğunu düşünüyorum ben Tarık'ın. Ama tabii Gökhan Rizespor'un kalecisi. Sopel ikilisi ekranlarınıza yansıyor. Rizespor'da Selim Ay ve Holmen'in tabii Selim'in oyları da patladı. Geçen hafta gemisini kurtaran kaptan. Ama geçen hafta son dakika golüyle 3 puan, 3 altın puan. Hani hakikaten düşme maçıydı. Yani bu maçı da kazanamasaydı, geçen hafta Kasımpaşa'yı denemeseydi. Yani 2 puanla 10. hafta 2 puandaysanız işiniz çok zor. Yine çok zor Rizespor'un işi ama bir umut verdi kaptan. Sağ bek ekranlarınıza yansıyor değerli izleyenler. Bayano 168 sağ bek performansıyla yine Tyler Boyd'un da yer aldığını orada söyleyelim. 128 oy aldı Boyd. Cemal'i de oynadı. İnanılmaz bir gol attı orada. Golle de beraber. Cemal 2000 doğumlu. Hani 1.86 boylu sağlıklı bir oyuncu. Başakşehir'in oyuncusu kiralık. Hani önümüzdeki yıllarda inşallah tabii hem sol bek sıkıntısı malum ülkemizde hem Başakşehir hem milli takım bize hizmet edebilecek potansiyeli var. Bundan sonra ama kendi belirleyecek tabii Cemal'in. Bence antrenman ve fitness salonunda geçireceği süre belirleyecek kariyerini. Biraz çünkü fiziki olarak da belli değil mi Raşit? Ama şey yani ama her şey var aslında. Her şey var. Bence çok çalışması lazım. Çok çalışırsa hakikaten potansiyelli bir oyuncu. 1.86 sol stoperde oynuyor. Boyuna göre çabuk. Bence şutu var işte gördük bu hafta.
Sol ayağı solak bir kere. Yani her, bir adım önde herkesten. Sol bek sıkıntısı malum yani bütün ülkede. Ülkemizde değil mi? Çok çalışırsa bence olur. İki ön libero belirledi sevgili futbol severler. Tabii bu ön libero mevkini Rize Spor'da oylar birbirine çok yakın yine. Sabo'nun aldığı 116'lık. Aynen, birbirine benzeyen çok oyuncu var tabii orada. Yani çok yakın oylar birbirine, evet, ama normal. Birer puanla Djokovic ve Dabo ön libero mevkiinde Rize Spor taraftarları tarafından seçiliyor. Devam ediyoruz. Fernando normal. %25 ile birlikte o da son derece normal gözüküyor. Yani Rize Spor yazarken yazacağınız, evet, yetenekli oyuncu. Sağ açığa da yine yani Boyd bence defansif, back yani sağ bek olmadı 128 pek. Ama orada çok olmadı yani. Ön tarafta daha etkili kesinlikle. Benim fikrim tabii. Sol bekte yine Bolasie. Yani, 165 yani kariyerli bir oyuncu ama daha bir şeyini göremedik. Aminon'un yani da %30 oy aldığını söyleyelim. Yani Bolasie'nin de hani bir şeyini göremedik daha. Hani bir ligi ağırlığını bitmiş. Yani. Bir maç kurtarırsın yani. Evet. Üst düzey bir oyuncu. Yüksek bir kontrat Bolasie var. Evet. Normal yani. Ve Çaykur Rizespor'un golcüsü Boyan Palo yine, evet, bu yani haftada geçtiğimiz hafta Remy'yi yedek bırakması da enteresan. Boyan Palo'nun Remy, evet, Remy'yi yedek bırakması enteresan. Enteresan. Ya bir de şöyle bir kötü istatistik var tabii. Remy hakkında mı yoksa? Yok, Rize Spor için. 20 maçta sadece bir kere kazanabilmiş Trabzon'da. Abdullah Avcı da 7 maçta Hamzaoğlu'na, yani tabii başka takımlarda sadece bir kere mağlup olmuş. O da Abdullah Avcı Başakşehir'in hocasıyken kendi sahasında Galatasaray 2-0 yenilmiş. O zaman Hamza Hoca'ya. Yani bütün istatistikler tabii Trabzonspor'u gösteriyor. Gerçekçi olalım. Tabii ki maçın haftaya Trabzonspor'un Beşiktaş maçı var. İstanbul'da tabii ki kazanmak isteyecek favorisi maçın, ama bütün istatistikler evet Trabzonspor'u gösteriyor. Ama futbolda tabii ki belli olmaz. Ama tabii maçın favorisi net bir şekilde Trabzonspor olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Peki. Rizespor. Haftaya Alanya'ya gidiyor Rizespor. Çok zor, evet, bir deplasmana çok gidiyor. Zor bir deplasmana gidiyor. Alanyaspor'un da yükseliş grafiği, form durumu yani, son derece, evet, ortada. 20 puanlı onlar da üst sıraları hedefliyor. Bakalım nasıl bir form durumu göreceğiz Rizespor cephesinde. Diyelim ve geçelim bir diğer mücadeleye. 20'şer puanlı iki takım Adagaşıtayspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek 11. haftada. Belki de seyir zevki en yüksek olması beklenen mücadelelerden birisi oynanacak Hatay'da. Değerli izleyenler, Adagaşıtayspor'la birlikte startımızı verelim. Sanal direktör de sizlerin gönderdiği oynamada yine 4-2-3-1 formasyonu. %41 oy aldı Adagaş Hatayspor'da, 4-2-3-1 ve Münir de %88'de. Münir zaten takımın kalecisi, zaten. Milli takım kalecisi zaten. Stoper ikilisi ekranlarınıza geliyor. Fatih ile Burak. Yine bu iki yerli, evet, stoper. İki yerli stoperin oynanması Atakaşıtayspor'a avantaj tabii. Konuşuyoruz. Avantaj. En azından hücumu ağırlıklı olarak yabancı isimlerle kurmak isteyen bir takım için ideal bir formasyon gibi duruyor. Kamil Ahmet çizgiden çıkardığı bir top vardı Gaziantep mücadelesinde. Deneyimli bir oyuncu. Aldı. Çizgiden çıkardı o topla birlikte. %53 oy aldı Kamil Ahmet Çörekçi ve Adekukbe yine %73 ve sol bekte yerini alıyor Bülent'in de önünde Adekukbe diyelim ve iki orta saha oyuncusuyla birlikte devam edelim. Adagaşıtayspor'da Vucema %17 ve Ribeiro'nun da %25 aldığını söyleyelim. İyi bir ikili olduğunu ben de söyleyeyim yani. İyi bir ikili olduğunu söyleyelim tabii. Tabii yani. Tabii. Çok iyi ikili. Yine oylar birbirine son derece. Zaten 20 puanı var. Saki ve Traore %28'de orta alanda 10 numara bölgesinde yerini alıyor. Takımın yaratıcı oyuncularından biri Lobianice'de de çok çok iyi oynuyor bu sezon. Hakikaten geçen sene de çok iyi oynuyor. Evet. Evet. Elkabi %44. Geçen hafta bence çok güzeldi Elkabi'nin golü boş kaleye. En güzel gol santrafor'un boş kaleye attığı goldür yani. Diouf da ligin en iyi, bence en faydalı, takımın en fazla katkı sağlayan, takımın da kaptanı. Hakikaten çok çok üst düzey bir, zaten Manchester United'de oynamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Vallahi tebrik etmek lazım Emre Arda'nı bence. Yani takımın yarısından çoğu değişti. Yine 20 puanda ligin
tepesinde. Akintola gibi, bu Penza yani, tabii, gibi tabii, iki tabii, kredi yani, kayıp tabii, tabii. olmasına rağmen. Ve bu sene de sadece sisteminden taviz vermiyor değil sadece mi? Fenerbahçe ile Galatasaray yenildiğini Hatayspor'un söyleyelim. Evet. Yani bu önemli bir şey yani. Çok önemli. Diyelim ve geçelim Beşiktaş'a değerli izleyenler. Beşiktaş'ta yine siz sevgili futbol severler 4-1-4-1 dizilimini tercih ettiniz. %51 ile birlikte. Peki nasıl bir 11 bekleniyor Beşiktaş cephesinde, kalede? %92 ile bu biraz beni şaşırttı. Beni şaşırtmadı. Geçen haftaki penaltıdan sonra tabii ki. Yani giderek her hafta oy artık. Evet, Beşiktaş taraftarı yani. Işte güvenmeye devam ediyor Ersin'in taraftarlar. Avrupa'dan da teklif var. Nis'in teklifi var yani. İstiyor Ersin'i. Çok da normal bir şey. 2001 doğumlu evet. Ersin daha. Tabii 3 senedir kalede olduğu için. Hani bir şey, 2001'li. Evet. 20 yaşında daha. 20 yaşında. Çok genç bir kaleci Ersin evet. ve müthiş. Kurtardığı penaltıyla beraber de takımı artık yani A milli takım için bilemiyorum ben yani. Öyle onun da şansı kaleci sanki jenerasyon oldu gibi. Tamam ama yani 3. kaleci olarak çıkır. Ama tamam ama 3. kaleci olarak Sinan Bolat mı Ersin mi dersen yok ben oradaki yani. Tercih zaten Sinan Bolat Ersin değil. Oradaki tercih U21 takımının kalesini kim koruyacak? Tamam hani ama yani, tamam ama yani orada yani genç bir korusun işte. Altay'la beraber Uğurcan'ın olduğu bir takım diye de tamam. oynatmak bu daha fazla verim alırsın Ersin'den. U21'den daha ama A milli takımın havasına girsin bence. Ersin zaten Şampiyonlar Ligi oynuyor. Derbi oynuyor. Artık tecrübeyle bir işi yok yani Ersin'in. Evet. Yani U21'de mi tecrübe kazanıyor? Yani bence orada da genç bir oyuncu alınması gerekiyor U21'e. Ersin de A milli takımda. Altay'la birlikte Uğurcan'la birlikte devam etsin yani. Kim iyiyse onu koysun kaleye Kuntz Hoca. Soper ikilisi ekranlarınıza yansıyor. Vida ve Montero. Burada enteresan Montero yani. Montero mu enteresan? Yani enteresan. Evet. Taraftar ısrarla Montero'yu. Geçen evet. hafta da Montero istedi. Hoca Necip'i oynatıyor. Derbi performansı evet, çok iyiydi yani. Değil çok mi? Çok iyi. Tabii. Asist yaptı golün. Bence Necip çok iyi performans sergiledi. Montero'nun da değerli izleyenler hatırlatalım. Oyları neredeyse eşit birbirine. Çok yakın oylar aldı Montero yani bizim maalesef Ata böyle bir yerli oyuncu, bir yabancı oyuncu tercih oldu zaman hep yabancıyı koyuyor. Neden? Yabancı sana karşı diye mi acaba? Editörümüz hata. Wellington da yine %12 oyla bir hali ben geride kaldı. Ben Necip oynar diye düşünüyorum. Bilemiyoruz tabii hocayı da. Çok iyiydi Necip. 0.5 yani. Puan kadar Montero önde biraz mi? Daha önde mi? Pardon. Önde tabii o küsürattan sayıp. O zaman doğru yapmış. Rozier %96. Yine yani, domine etmeyi devam ediyor mevkisini. Rozier. Bence derbinin yıldızıydı. Bravo. Beşiktaş Galatasaray maçının yıldızıydı. Hani tamam Pjanic işte üst düzey oyuncular evet ama bence maçın yıldızı Umut Meraş'tı. Yine En Sakala ile Rıdvan'ın da oyları ekranlarınıza yansıyor. Ha. %32 Rıdvan, En Sakala %5'lik aldığı bir oy var. Bunu da sizlerle paylaşalım ve geçelim Beşiktaş'ta orta sahaya. Orta sahada da eksikler var. Önemli eksikler var orta sahada Beşiktaş'ta. 4-1-4-1 sisteminde Pjanic ve yine Jose de Souza'nın sakat olduğunu, oynamayacağını bu bilgiyi sizlerle paylaşalım. İki kritik eksik var Beşiktaş'ta ve Atiba'nın da aldığı %5'lik bir ben Necip oynar birlikte. Necip mi diyorsun? Ben hoca olsam Necip yani. Evet. Diye düşünüyorum ben tabii. Bir kez daha oynamadı %5'lik performansın. Jose ve Pjanic'le de en azından ilintili olduğunu sizlerle paylaşayım. Tabii burada şeyler. Yani Atiba'nın %5, Can'ın %4 olmasının sebebi hani Pjanic'le Josef'in sonradan sakatlıkların evet, açıklanması yani. Onlar zaten uyu kaptılar yani. Evet. Sağ açık mevkiinde bakalım kim var? Beşiktaş'ta yine Raşit Gezdal. Rose Gezdal ikisinden taraftar vazgeçmiyor. Doğal olarak. Oyuncu 96 oy aldı ve derbinin bir diğer yıldızı. Larin'in ligde en çok gol attığı iki takımdan biri. 5 golle Hatayspor, diğeri Rizespor. Çok çok formda tabii. Yani bir kere çok fiziksel olarak çok üstün bir oyuncu. Larin. Tam bir kanat oyuncusu gibi değil mi? Ama yani oynuyor. Tabii 1.88 boyunda çok kuleli bir oyuncu. Değil ama hani ağır da değil. Evet. Hava hakimiyeti inanılmaz. Yani hocam. 2015 ya da 2016 MLS'dir Amerika'da şeyde MLS'e oyuncuları draftla NBA gibi seçiyorlar. Evet. Orada birinci sıradan seçilmiş bir oyuncu Clyde Larin. Ve forvette bakalım kimi seçti değerli Beşiktaş taraftarları %72 ile Mişi Batshuayi yine yer alıyor. Bu sezon deplasman karnesi iyi değil. Son iki maçını kaybetti. Deplasmanda Beşiktaş bu sezon 6 gol atmış. 3'ünü Batshuayi atmış. İstatistik bu. Yani. Ya zaten yani tabii Beşiktaş'ın tabii ki Güven Yalçın var. Tabii ki Larin var ama hani bir oraya santrafor daha tabii belki devre arası düşünürler.
Bakalım nasıl bir takviye evet. gelecek Beşiktaş'ta yönetimden. Kenan da var gerçi ama Kenan da biraz şey oldu ama o da biraz taraftarın en azından gözünden düşmüş. Biraz %6 düşmüş gözüküyor gözünden ki %4 ve 6'lık oyları var Kenan'ın da. Beşiktaş da haftaya Trabzonspor'la Vodafone Park'ta oynuyor. Haftanın kritik maçlarından biri olacak o da değil mi? Haftanın maçı olacak. Peki. Bu yorumlarla birlikte sizlerden bir izin isteyelim. Kısa bir ara sonrasında Raşit Altun'la birlikte sanal direktöre bıraktığımız yerden devam edelim. Sanal direktöre bıraktığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenler. Sizlerden gelen oyların belirlediği bir diğer mücadeleyle birlikte devam edelim. O maçta İttifak Holding Konya Spor Fenerbahçe mücadelesi olacak. Önce her zaman olduğu gibi ev sahibiyle birlikte ekranlarınıza getirmeye başlayalım. İşte İttifak Holding Konya Spor'un 4-2-3-1 yine %31 izleyenlerimizin oyladığı sistem. Yine 4-2-3-1 evet. oylanıyor. İttifak Holding Konya Spor'da Şeyiç %84, Raşit Altun. Normal. Son İyi, derece yani yine iyi kalecilerinden biri. Stoper ikilisi ekranlarınıza geliyor. Yine Ahmet Abdülkerim. Formunu da buldu Konya Spor'da. Evet. İlhan gayet iyi vazgeçmiyor. Evet, gayet iyi bir ikili. Sağ bekte kim var? Skubic. O da. İlhan Bolt'un 11'ini az tabii, çok. Tabii. Şimdi bak. Evet. Sol bekte gelsin. Sol bek ekranlara tabii. geliyor. Cilerme. Cilerme. Şimdi bak. Devam iyi. Ediyoruz. Bence benim tabii nazire iyi takım şudur. Bak bu. Stoper 4'ünü sayabildiğim mi? Saydın abi. 11'in 7-8 bende. Bak bu arkayı sayıyorsan. 11'in 7-8 oyuncusunu sayabiliyorsan. Bu, özellikle bu arkayı. Yani Seyit, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Cilerme. Puan 20. Evet. Pardon Konya Spor 17'ymiş pardon. Galatasaray'la aynı puanda Konya Spor. Ama iyi bir takım. İyi takım. Hani mesela normalde Fenerbahçe takımı çok yönetiyor. 4 büyük takım gittikleri deflasyon favori diyebilir misin mesela Konya karşısında? Diyemeyiz. Şu an yani. Diyemeyiz. Maçın ortada maçı. Diyemeyiz. Yani. Ortada maçtayız. Ki Fenerbahçe'nin şey Konya Spor'un en fazla yenildiği öyle bir Konya Spor adına statistik kötü istatistik var. Yani. 31 maç yenilmiş Fenerbahçe'ye ve en çok gol yediği takım 105 golle Fenerbahçe ama iyi takım. Zaten çok bir sadece bir mağlubiyeti var Konya Spor'un. Konya Spor'un bu sezon tek mağlubiyeti, var. Uzun süre zaten namağlup götürdüler. Evet. Konya Spor tebrik, orta saha. Tebrik etmek lazım tabii hocayı. %100 İlhan Hoca takımı hakikaten çok iyi kurdu ve yönetmeye devam ediyor. Orta sahada geçtiğimiz hafta golü de vardı. Hacı Ahmet Oviç, Kayseri Spor atılan ikinci golde. Hacı Ahmet Oviç'ten gelmişti. Bütüncü de takıma uyum sağladı ve o da evet. takımın artık vazgeçilmezden biri olmaya devam ediyor. Orta sahada yine Endrik Çekici %23 10 numara mevkiinde yer alıyor. Serdar Güler'in de yine golü bak, vardı. Serdar Güler de %87 bu sezon hakikaten çok iyi, uçuyor yani. Evet, hakikaten iyi. Ve yine Bütücü'yü son yani, tarafta evet, da tercih etmiş tabii. Tercih etti yine Konyaspor taraftarları. Daha çok tercih etmiş hatta. %60 ve çıkalışı. Çıkalışı. Yani. Yani bu baktığımız zaman Raşit Altun ezbere sayabildiğimiz bir takım. Konyaspor 11. Demek ki iyi çok takım. Çok da önemli. Demek yani. Ki iyi takım. Evet. Geçelim Fenerbahçe'ye. Sevgili izleyenler Fenerbahçe'de yine 3-4-3 sistemi %34 oylandı. Futbol severler 3-4-3'e. Ben bu hafta bir muhalefet bekliyordum 3-4-3 sistemini acaba bir çünkü. Kim yapacak muhalefeti? En azından taraftarlar bazında. Taraftar bir yapıyor zaten canım. Sosyal medyaya baktığımız zaman evet. gördük hani acaba hoca vazgeçmeli mi gibilerinden söylentiler vardı ama yine 3-4-3 bence vazgeçmez. Oylandı. Yani Pereira tanıdığımız kadarıyla hani vazgeçeceğini düşünmüyorum ben de. Altay Bayındır cezası tamamlandı. %87 yani ile kalede. Çok normal %80 Altay'ın olması da. Berke'nin de şanssızlık yani. Çocuğun hani ilk oynadığı maçta Fenerbahçe ile ilk resmi maçında yani iki pozisyon yapabileceği hiçbir şey olmayan iki pozisyon Berke'nin. O da onun adını artık şanssızlık. Kaderi diyelim. Yani futbolda bu var yapacak bir şey yok. Peki. Stoper üçlüsü Fenerbahçe'de üç oyuncuyu birden İdeal ekranlarını taşıyalım. Yine Kim de onun da cezası evet. tamamlandı. %34'te stoper mevkiinde Tizerant ve Tizerant da bu sezon iyi oynuyor. Gibi. İyi oynuyor. Burada tek şey sezonda kıyaslarsak eğer Samay yani, ile %35. Sağlam olsa Serdar Aziz de tercih edilebilir bence. Evet. %6'lık aldığı bir evet. oylar Serdar Aziz'in de değerli izleyenler. Devam ediyoruz. 3-4-3 diziliminde
İrfan Can Kahveci, bu beni şaşırtan bir isimdi bu hafta gördüğümüz. Yok, beni şaşırtmayan bir isimdi. Diğerlerinin kötü performansı. Bu sezon göremedik en azından. Ama sakatlık nedeniyle görmedik ve iyi performans sergileyemedi orada. Gustavo'nun yanında hani diğerleri. Taraftar İrfan Can'ı sahada görmek istiyor. Evet. Gustavo yine liginde en çok koşan isimlerinden evet. biri. Evet, yaşına rağmen değil. İkimizin yaşına rağmen. Yani şu anda ligin 1987 doğumlu Luis Gustavo en çok koşan, mesafe kat eden oyuncusu. İkincisi de resmi elimde veri yok ama büyük ihtimalle Hamşik'tir. Yok, Marek Hamşik 5. 6.'ydı ama geçen hafta oynamadığı için tabii o sıralamada düşmüştür. Total. Evet, yani total maç başına değil, totale söylüyorum. Devam ediyoruz. Fenerbahçe'de yine Nazım Sangare 160'lık aldığı bir oy var. Solda Novak tercihi ekranlara geliyor. Ferdi yani Kadıoğlu bugün. Senin yani Ferdi bilemiyorum, ben sürpriz bence. Şaşırttı mı? Şaşırttı. Ya bence Alanya karşısında da iyi oynamıştı Ferdi. Tabii sağda da Osayi Samuel'in cezası nedeniyle oynamıyor. Hani orada da Osayi Samuel. Bir maç cezası kaldı Osayi Samuel'in. Üç evet. maç kaldı. Yani bir ceza var. O olur diye tahmin ediyorum. Bence hani şunu düşünmüş olabilir tabii taraftar. Zor bir deplasman. Hani güçlü bir takıma karşı. Novak hani daha defansif bir oyuncu oldu. Daha doğrusu defans oyuncusu olduğu için Novak koymuştu oraya. Hani Ferdi neticede daha ofansif bir orta saha oyuncusu zaten. Yani Alanya-Spor maçından sonra iki reaksiyon gördük. Bir, orta sahada İrfan Can isteği. İki, Ferdi Kadıoğlu gibi de bunu yorumlayabilir miyiz? Hani taraftarın en azından Alanya-Spor maçı sonrası belirlenen 11.5. Ya aslında yani. Tabii Alanya-Spor maçı çok enteresan bir maç. Yani futbolda bu var. Ama hakikaten iki pozisyon, iki gol. Özellikle ilk yarı iyi bir oyun vardı Fenerbahçe evet. adına ama hani futbolda bu var. Her takımın da başına geliyor. İyi oynuyorsunuz, kaybediyorsunuz. İki hafta üstte gelince, tabii iki hafta üstte mağlubiyet. Maç sonu biraz protestan olması normal yani, taraftar tabii ki kazanmasını istiyor takımlarının. Ekranlara yansıyacak 3-4-3 sisteminin hücum oyuncuları birer birer önce Mesut Özil ekranlara evet. yansıyor. O da Alanyaspor mücadelesinde ama taraftar son 15 dakika forma giydi. Rossi'yi çok çabuk gözden çıkardığını düşünüyorum ben. Yani biraz da tabii o da böyle bir keyifsiz sahada Rossi, da hani bugün de aslında şey Pelkas'ı pardon. Rossi yok, oynatıyor zaten. Pelkas ritim bulamadı sezon boyunca. Evet sezon ama Pelkas yani geçen sezonun Valencia ile birlikte yıldızı. Valencia'nın ligi. Yok ben tüm ligi kıyaslarsak Gezal'la beraber Valencia bence çok özel. Bitiren iki ismiydi Gezal, Pelkas evet. ama dediğin gibi taraftarlar çok fazla Pelkas konusunda. Bu sezon için biraz şey. Ama tabii deplasmanda Rossi'ne daha çabuk belki onu düşünüyordur. Valencia. Ener Valencia son derece. Ya burada yani Berisha'nın Serdar'dan daha çok oy alması da bilemiyorum yani. Hani bana Serdar Dursun mu Berisha mı dersen ben sabaha kadar Serdar derim yani. Tabii Berisha belki önümüzdeki haftalarda patlama yapar ama hani an itibariyle tabii çok net yok, bir pozisyon var. 0-0 iken Alanyaspor'un Emre Akbaba'nın golünden önce çok net bir pozisyon var Serdar'ın kaçırdığı. Çok kritik bir pozisyon tabii, onu A milli takım seviyesinde bir oyuncunun tabii ki atması gerekiyor ama futbolda bu var. Kaçacak, yapacak bir şey yok. Yine Valencia'da Alanyaspor maçında son 20 dakika yani, oyuna girmişti. Bir kere Fenerbahçe'nin kadrosunu yazarken Valencia'yı yazıyorsun. Onu diyecektim yani, yorumlamayı bekliyorum. Yazmak lazım Cihan. Senden de. Şeyin de İlhan Palas'ın da ligde tek yenemediği takımmış Fenerbahçe. Yani hocalık yaptığı dönemler içinde. Evet. Süper ligde. Enteresan adam. Bu mücadelede siz sevgili futbol severlerin oyları sonucu belirlenen 11 ve sahil dizilimleri böyleydi. Devam ediyoruz sanal direktöre. Galatasaray'la birlikte Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek 11. hafta mücadelesinde. Yine 4-2-3-1 sizlerden en çok oy alan dizilimdi. Ve Galatasaray'da da yine Fernando Muslera. Herhalde oyların yani hemen Galatasaraylılar da Galatasaray Ligi biliyorsun en çok gol yiyen takım yani şampiyon, 14 gol yemiş. Çok yüksek bir rakam tabii 10 haftada. Taraftarlar yani, kafasında çift, belirleyemiyor sanki. Yani 4 çift önlü beroyu hani daha az gol yiyelim herhalde düşünüyor. Ama ben demiyorum. Hani kendi sahasında 4-1-4-1 oynar diye tahmin ediyorum. Sofer ikilisinde Fatih Hoca'nın bakalım. Artık bu değişmeyecek. Ne son marka. Yani marka devre arası satılmazsa ya da işte transfer olmazsa bu ikili olacak diye. Ve marka gelir gelmez %42 oy da tabii çok yüksek bir oy. Sağ bekte ise Sasha Boye oyların evet, büyük çoğunluğu alan isimde bir sorun ancak var ama ben evet. Yedlin de hani geçen sezon çok kötü bir sezon geçirmişti. Geçtiğim sezon. Ama son 3-4 haftada Yedlin'in performansı evet. Kötü diyemeyiz yani. Evet, katılıyorum. Yedlin de sağ bekte görmek yani mesela Van Aanholt için söyleyebiliriz yani. Bunu söyleyebiliriz. Van Aanholt'u ben kesin. Yani
Zaten Van Gaal geldi, hemen milli takımdan kesti. Gidiyorsun yazın Avrupa Şampiyonası'nda. A milli takımın ilk 11 oyuncusuydu. 220 evet. Premier Lig maçı. Evet. Enteresan yani. Van Gaal geri gelmez kesti. Bir milli takımdan. Hani Galatasaray'daki performansı bence tartışılır. Bilemiyorum tabii Galatasaraylılar ne düşünüyor ama ben iyi bir performans sergilediğini düşünmüyorum açıkçası. Ki derbide zaman zaman Fatih Hoca ile beraber de birkaç diyaloğuna şahit ben olduğunda... derbi haricinde genel söylüyorum yani. Hani ligdeki 10 haftalık performansı bence vasat. Orta saha ikilisi ekranlarınıza yansıyor. Galatasaray'da Çıkal Dağ %30, Berkan Kutlu %30. Burada da tabii Kerem Taylan'ın çok gözden düşmesi de enteresan. Evet. Bu sezonu o da iyi başlayamadı. Yine derbide de Taylan Antalya son yarım saat bir şey söyle, ama bir dakika dur. Son gün transfer edilen Asun Çağ'ı da %3 alabilmiş. İyi yine %3 vermişler yani, bilemiyorum. Çok beğenilmedi performansı taraftarlar tarafından. Bence tam bir U19 oyuncusu şeyi var yani. Kendini geliştirmesi gereken bir şey. Çok ama var. 2000 doğumlu artık yani 21 yaşında, daha bu saatten sonra bilemiyorum. Göreceğiz tabii, kariyerini izleyeceğiz. Asun Çağ'ın da kariyerini dediğin gibi izleyeceğiz. Peki sağ açıkta ekranlarınıza gelecek. Morutsan yine. Taraftarlar Morutsan'ı yani burada çok bence sevdi ama Feghouli'nin %7 alması da hakikaten Galatasaray kulübü gibi taraftar ve gözden çıkarmış. Raşit Hatun, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Son senesi bu sene. Evet, senesi. Doğru. Taraftar gözden çıkarmış. Ama aynı şekilde hoca da çok fazla. Hoca da gözden çıkarmış. Kulüp de çıkarmış canım. Evet. Aslında çok ligin en yetenekli oyuncularından biri. Sofyan Feghouli. Evet. Kerem Aktürkoğlu %79. Açıkçası oyla. Bence Beşiktaş Galatasaray maçında Galatasaray'ın hani ayakta kalan isimlerden biriydi. Yani. Biriydi. Normal. Kerem Aktürkoğlu da. Bu bence enteresan. Ben Galatasaray'da Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Cagne rakamlarla birbirine aslında çok uzak değil. Değil. Evet. Ya şimdi Mustafa Muhammed'in herhalde merak ediyorum. Hani bu üç forvet arasında hocam maç mı değiştirmeli yoksa? Değiştiriyor zaten. Sabit bir forveti olmalı o iki. Vallahi bence zenginleştirmeli mi forvet bölgesini hoca, ne yapmalı? Bence Galatasaray'ın santraforu Mustafa Muhammed ya da Cagne. Halil hani zaten iki kanatta da oynayabiliyor. Benim tabii yani Halil tam bir klasik santraforu değil, bir forvet oyuncusu. Özellikle iç saha maçlarında hani Cagne, Mustafa Muhammed daha statik santraforlar diyelim. Onları tercih bilemiyoruz tabii hocanın şeyini. Ya bir de tabii biz şimdi burada yorum yapıyoruz. Tanal zaten direktör. Antrenmanlarda ne oluyor vesaire, form durumları, kendileri nasıl bakıyor onları bilemiyoruz tabii. Halil Dervişoğlu %40 oy aldı. Amili takımımız forvet oyuncusu yani neticede. Normal. İşte Galatasaray'ın 11'i. Değerli izleyenler, ekranlarınıza geldi. Peki Galatasaray'ın rakibi Gaziantep Futbol Kulübü'nde nasıl bir dizilim olacak? %28 yine 4-2-3-1 oylandı Sisley Futbol Severler tarafından. İşte Gaziantep Futbol Kulübü'nün Galatasaray'a karşı belirlediğiniz 11'i. Kalede şansı da tutmuyor, onu da söyleyelim. Gaziantep Futbol Kulübü tabii hiç yenememiş. Galatasaray 5 maçtan bir kupa, 4'lük hiç kazanamamış. %81 oyların Günay. Çok doğal tabii. Mesela Günay da inanılmaz iyi bir kaleci jenerasyonu olduğu için ülkemizde ona denk geldi. Değil mi? Hani evet. Uğurcan'ı, Altay'ı, Ersin'i, Mert Günay'ı hani çok iyi maçlar geçen sezon özellikle çıkarmıştı. Hani bir milli takımı üçüncü kaleci olarak seçilebilirdi 10 sene önce olsa mesela, 15 sene önce olsa. Kesinlikle. Colker'le evet. Beraber. Ciroboci'yle iyi bir ikili yakaladılar. Colker sezon başında takıma katıldı. Vitor Pereira'nın takımında görmek istemediği isimlerden biriydi Colker'da. O da enteresan bir hikaye oldu. Bakalım nasıl olacak. Peki. Tabii hava hakimiyeti çok yüksek ama tabii biraz ağır bir oyuncu. Kitsiyu. Ekranlara geliyor ve yine İbrahim de sol bekte sizlerden gelen oylarla birlikte. Yine Mendil'in de sol bekte. Yani yedek olan Tosca'nın da Roman milli takımında ilk 11 oynadığını söyleyelim. Yani genellikle. Evet. Peki orta sahada kimler var? Gaziantep Futbol Kulübü'nde Merkel'le beraber Doğan yer alıyor. Yine Elmas Saidi'nin de %13'er oy aldığını, Enver Cenk'in de bu 3 oyuncuyu %9'a takip ettiğini söyleyelim. Oylar birbirine yakın. Yakın evet. Gaziantep Futbol Kulübü'nde. Yani ligin en iyi orta saha oyuncularından biri Maxim. Değil mi Maxim? Ben. Roma milli takımında ilk 11 oyuncusu zaten. %28'le birlikte. %28.
Mesela daha çok alabilir diyorum. Kimle girerse girsin oylamaya. Ben Maxim'in de daha fazla oy alması gerektiğini düşünüyorum. Geçen sene 16 golü var. Ya tamam çoğu penaltıdan ama penaltı atmakta çok kolay bir şey olmadığını biliyoruz yani. Ya da işte penaltının maçın nasıl kaderini değiştirdiğini biliyoruz yani. Penaltı atmak da bir marifet yani neticede. Tabii. Sağ açık mevkiinde Figueiredo var. %51 oyların evet. %51'ini aldı Figueiredo. Ve Sagal da evet. Bilmiyorum yine sanki Sagal hakkında iyi bir şey söylüyorum. Performans üstte geçiyor. Ya Sagal yani ligin en çok şut atan. Beğenmiyorum iyi oynuyor. Bak şimdi geçen sezon ligin en çok. Değerlendiremiyorum bir türlü. Geçen sezon ligin en çok şut atan futbolcusuydu, golü yoktu. Bu sezon ama var. Yanılmıyorsam 2 ya da 3 golü var. Enteresan evet. Sagal'da %86 ile beraber Gaziantep Futbol Kulübü taraftarlarının kadroda görmek istediği bir diğer isim. Peki forvette kim var? Tabii ki Muhammed Mustafa. Demir. Ligin Muhammed en iyi Demir. Santraforu, yerli santraforlarından biri. Galatasaray 3 gol atmış. 3'ünü de Nef Stadı'nda yani eski yeni ismiyle İstanbul'da evet. atmış. Ben de ligin bence tam bir ceza sahası golcüsü olduğunu düşünüyorum. Kariyeri de tabii sakatlıklar olmasa çok daha iyi bir kariyeri olabilirdi. 90-91 doğumlu daha 3-4 sene daha üst düzeyde tabii ki oynayacaktır. Bence çok özel bir isim Muhammed Demir. Gaziantep Futbol Kulübü'nün de 11'i bu şekildeydi değerli izleyenler. Bir diğer mücadeleyle birlikte sanal direktöre devam edeceğiz. Giresunspor Antalya Spor'la karşı karşıya gelecek. 9'ar puanlı iki takımın mücadelesinde bakalım sizlerden gelen seçimler nasıl? %44, 4-2-3-1 oylandı. Giresunspor da tabii geçtiğimiz hafta Gaziantep Futbol Kulübü'ne karşı. Yani futbolda var. Yani 3 puanın kıyısından döndü. Yani futbolda takım. Var tabii bu yani. Son dakika yiyeceksiniz, son dakika atacaksınız. Ama konu bence Giresun'da... istediğim konuda zaten Okan'ın performansı. Ama taraftarlar demek ki evet. Okan'ın performansında ısrarcı pozisyonu görmemiş. Tabii tabii bence, bence evet direkt tabii. Haklılar da aslında. Tabii. Yani orada Okan koçun hatası. Ama şu var işte. Sayın Başkan, yönetim hocanın arkasında durdu çok kötü gidişatta. Evet. Aslında Gaziantep Spor puanlar daha yani önceki maçlarda puanlar alabilirdi. Hakikaten çok şanssız maçlar yaşadı yani. Hele iki maçta son sahada çok net penaltı pozisyonları var yani. Tabii Anadolu takımı olduğu için onlar ekmek arası oluyor gidiyor. Bence doğru işler yapıyorlar. Bunun bakalım tabii yani çok kolay değil. İlk senesinde ligde birdenbire gelip çok kolay işler değil. Ama doğru bir yolda olduğunu düşünüyorum ben Giresunspor'da. Stoper ikilisi Giresunspor'da. Diarra ve Douglas. Evet. Oyalar iki isim Diarra ile beraber Douglas oynadı. Büyük çoğunluğun sahibi yine Zeki Yavru. Zeki, evet. İyi ama Zeki'nin performansı iyi. Evet. Zeki iyi bir lig oyuncusu. Evet. Ve Aziz Beyç %79 evet. Sol bekte. Yerini alıyor. Evet, Emre Taşdemir'i %18'de bırakmış sadece %18 Giresun'da. Orta alan ikilisi Traore ile beraber Sankare. Evet. Yine Pelupesi'nin de çeklerinde %5'lik oyunu görüyoruz. Aldığı oyu görüyoruz. Flavio %33. 10 numara pozisyonunda yer alıyor. Diabate yine oyların %70'ini almış. Giresun Trabzon'dan kiralık iki oyuncu. Evet. Flavio Diabate evet. Ve sol açıkta da Serginho var. Evet. O da etkili yine bir oyuncu. Çok etkili bu oyuncu. Tabii şey sıkıntısı çok büyük ama Giresunspor'un yani sadece 6 gol atmak çok hakikaten. Yani 10 maçta 6 gol çok az yani tabii. Evet. Yani Dukara, Gaziantep işte Balde. Gaziantep'e karşı çok güzel bir takım golü attılar aslında baktığımız zaman. Evet ama işte. Paslaşma, evet. Son vuruş Serginho iyi bir goldü ama. Genel olarak 6 gol. Biraz çeşitlenmesi lazım. 10 maçta 6 gol çok düşük tabii yani. Katılıyorum. Maç başına 0.6 gol. Diyoruz ve geçiyoruz. Fraportav Antalya Spor'a sevgili izleyenler yine %44, 4-2-3-1 oylandı. Nuri Şahin'in takımı Fraportav Antalya Spor'da bakalım sizlerden gelen oylar neticesinde kalede kim yer alıyor? Önce şunu söyleyeyim ben. Nuri Şahin bence doğru bir karar verdi. Nuri Şahin mi yönetim mi? Yönetim. Ve 5 yıl. Evet, uzun vadeli. Yani ne olursa olsun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum ben Nuri Şahin'le Antalya Spor'a. Ve başarılı, böyle başarılı olur kulüpler. Yani ben Nuri Şahin'in kariyer hedefleri için acaba ya, hani gerçi hangi futbolcu istemez bir ya, takımın teknik direktörü Süper Lig'de olmak herkes tabii yani. Ben doğru bir karar verdiklerini düşünüyorum. İnşallah arkasında durabilir tabii yani. Bu çok durabilecek mi ama işte işler kötü giderse durmak önemli.
İşleri giderse durmak kolay da arkasında. Kötü gidince durmak önemli. İnşallah. Diyelim ve stoper ikilisini ekranlarınıza taşıyalım. İşte Antalyaspor'un stoper ikilileri Naldo ile birlikte Kudryashov. Naldo çok deneyimli. Kudryashov Rus milli takımının stoperi. Önemli isimler bunlar. Sağ bekte Bünyamin var. Evet. Yine oyların büyük çoğunluğunu almış Bünyamin ve sol bekte de yine ilginde deneyimli isimlerinden Güray Vural yer alıyor. Değerli izleyenler, evet. Fraport'ta, Antalya Spor'da. Yani Veysel'i tabii yedek bırakmaları da enteresan Antalyalıların. O da mesela ligin iyi oyuncularından biri Veysel Sarı. İyi bir lig oyuncusu yani. Evet. Orta sahada 4-2-3-1'in orta sahasında Hakan'la birlikte Milošević'ler alıyor. Bu arada Nuri Şahin'in de üçlü oynatmayı denediğini, takıma bunu yerleştirmeyi denediğini hatırlatın ama taraftarlar en azından 4-2-3-1 oynasalar da Nuri Hoca ya, üçlü oynatmayı zaten takıma işte geliyor. Ve aslında Kudryashov, Naldo, Veysel. Evet, Kudryashov, Naldo, Veysel olur öyle olunca da yani. Veysel sağ stoper, sağ bek. Evet. Kudryashov da sol stoper, sol bek oynayabiliyor aslında. İdeal. Evet, ideal bir stoper. Bünyamin'le Güray'da tabii orada çok yük binecek. Beşlinin sağ solu ama ikisi de Bünyamin zaten çok genç bir oyuncu. Güray'da tempolu bir oyuncu olabilir yani. Devam ediyoruz sevgili futbol severler. 4-2-3-1. Yine Doğukan Şinikyer alıyor. Evet. O da yani 99 genç bir oyuncu o da. Bu genç isimlerinden Antalya altyapısından çıkmış. İki oyuncu var mesela bak şu anda kaldı. Bünyamin'le beraber. Bünyamin'le beraber. Doğukan. Gökdeniz 2001'li. Sağda Gökdeniz ve Hamilton'da %62 ile sol kanatta yer alıyor ve santrafor yine Wright'ta. Allah Allah, Wright tercih etmiş. Yani 4-4-2 de oynar. Crivelli ile 4-4-2 de oynayabilirsiniz mesela. Evet. Ya biraz sanki bir orta sahaya takviye yapması gerekiyor şeyin. Antalyaspor'un bir orta saha bir stoper takviyesi. Tabii ki Nuri Şahin bunu düşünüyordur. Ben de şunu söyleyecektim aslında yönetim bu kararı verirken çok önemli bir orta sahasından vazgeçmek zorunda kalmış ya, gibi evet, Nuri Şahin o isimde. Evet ama hani şey biraz Nuri de Hakan da biraz hani naif. Daha bileklerin yani, hakim isimler. Ama kadife ayaklı isimler. Ama kadife ayaklı yani yumuşak oyuncular açıkçası. Yani oraya böyle bir daha sert bizim ligimizde malum yani orada bir tane sert bir oyuncu sert olacak yani. Size şöyle fizik gücü yüksek bir oyuncu. Bakalım. İnşallah başarılı olur tabii. Nuri Şahin hem ülke futbolu adına tabii milli takımımızın eski yıldızı diyelim. Nuri'ye başarılar dileyelim. Maçta bence haftanın güzel maçlarından biri olur tabii. Yani bu hafta hem Konyaspor Fenerbahçe hem Hatayspor Beşiktaş maçları ya çok hani merakla beklenen güzel maçlar ama Giresun Antalya'da kazanan için inanılmaz bir zafer olacak yani. Çünkü aynı puanda ikisi de. Birdenbire mesela küme düşme hattından çıkabilirsiniz bu maçı kazandığınız zaman. O yüzden Giresunspor Antalyaspor maçı da haftanın valla güzel ki seyretmesi inşallah keyifli maçlarından biri olur. Peki. Bu son yorumdu Raşit Altun. Ağzına sağlık. Çok teşekkürler bir kez daha. Haftaya da hani Avrupa Kupalarındaki takımlarımıza Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a da Avrupa Kupalarında Başarılar diyelim. Ülke puanına ihtiyacımız var. Her alınacak galibiyet, her puan çok 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 önemli. %100 sana katılıyorum. Sizleri hafta boyunca tr.beansports.com adresine bekliyoruz. Oylarınızla birlikte önümüzdeki hafta saatler 17'yi gösterdiğinde Beansports ekranlarında sanal direktörde Raşit Altun'la birlikte bir kez daha karşınızda olacağız. Hoşçakalın.